Süt ineklerinde biz aşılama programı hazırlarken aslında gebelik dönemini dikkate alıyoruz. Ve kendilerine gebelik dönemini ilk 3 döneme ayırıyoruz. Bir de tohumlama öncesiki dönemdir. Bu dönemde öncelikle yapacağımız aşı, şap aşısı ve klostral aşılar olarak gruplandırmamız gerekir. Yine tohumlamadan hemen sonra mümkün isek ya da zorunlu değilsek aşılamadan kaçınmamız gerekir. Ve canlı aşı kesinlikle kullanmamamız gerekir. Çünkü gebeliğin ilk 3 ayında ve son 3 ayında kullandığımız canlı aşılar hayvanlarda atıklara sebep olabilir. İkinci 3 ayda sıklıkla eğer ihtiyaç ya da dönemi denk gelmişse klostral ve şap aşısını yapabiliriz. Ve bununla birlikte hayvanlara vitamin ve mineral madde katkısı yapabiliriz. Ama gebeliğin son 3 ayında çok yoğun bir aşılama bizi beklemektedir. Bu yapacağımız aşıların bir kısmı hayvanın süt verimini ve kendi sağlığını için önemli iken bir kısmı da doğacak yavrusu için önemlidir. Çünkü oluşturacağımız maternal bağışıklık kolostrumla birlikte yavrulara geçeceği için özellikle gebeliğe hayatlarının ilk 15 gününde korunmaları için pasif bağışıklığın alınması gerekmektedir.